arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini gezeceğiz. Daha önce hiç böyle bir video çekmemiştim. Sürekli vlog çekiyordum. Bugün birlikte gezelim. Şimdi okula bu yoldan yürünüyor. Hemen sağ tarafımızda acil servis girişi var. Sol tarafımızda da Estan diye bir hücresel tedavi ve kök hücre üretim merkezi var. Burada deneyler ve araştırmalar yapılıyor. Hastanemiz biraz karmaşık bir yapıya sahip. Size bunu göstereceğim zaten. Şu an önümüze aç geldi ama şu arada bir birleşim noktası var. Mesela burası anatomi labı. Anatomi labı hastaneye bağlanıyor. Hastane polikliniklere bağlanıyor. Böyle her yere bağlanıyor. Hemen solumuzdaki kapıdan biz biyoistatistik laboratuvarına giriyoruz. Aslında şu tarafta da bir girişi var. Burada TEP bankası var. Binalar gerçekten çok eski. Yani videoda da görebiliyorsunuz. Hemen önümüzde temel tıp bilimleri giriş kapısı var. Karşı tarafında da tıp fakültesi dekanlığı var. Öğrenci işleri de bu. Şimdi bu yoldan sağa döndüğümüzde hemen sağımızda kalan yer anatomi laboratuvarı girişi. Mesela biz anatomi sınavlarına ve lab derslerine buradan giriyoruz. Anatomi laboratuvarının tam karşısında aile hekimliği var. Hemen yanında da meslek yüksekokulu var. Temel tıpın karşı tarafında kalıyor. Biz az sonra merkezi dersliklere gideceğiz. Temel tıp ve merkezi derslikler şeklinde iki binamız var. Temel tıp bilimlerinde birinci sınıf amfisi var. Yani diğer adıyla çukur amfi. Merkezi dersliklerde de lablar var. Böyle şimdi size göstereceğiz oraları da. Şöyle. Burası Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Binasının girişi burada. Şu gördüğünüz binada merkezi derslikler, şu arada gördüğünüz çardaklarda lab aralarında, ders aralarında oturuyoruz genelde. Şuradan yukarıya çıktığımızda diş hekimliği fakültesini ve hemşirelik fakültesini görebilirsiniz. Merkezi dersliklere doğru yürüyoruz. Şimdi merkezi derslikler yazısının oradan içeriye girdiğimizde hemen solumuzda bilardo ve masa tenisi oynayabilmemiz için bir alan var. Hemen sağımızda da kantin var. Kantinin adı Hipokrat Kantin. Burası Hipokrat Kantini. Kantinin adı bu. Buradan hemen bahçeye girişi var. Böyle göstereyim size. Sınav zamanları ya da herkesin de bunun olduğu zamanlarda bu masalarda oturacak yer bulamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi düz yürüdüğümüzde burada bir amfi var. Bir de şurada bir amfi var. Bunlardan bir tanesi 2. sınıf amfisi, diğeri 3. sınıf amfisi. Burası 2. sağ taraf 3. Burası da 3'müş. Şuradan merdivenlerden lablara çıkacağız. Amfilerin kapıları kilitli olduğu için size gösteremedik. O yüzden labların oraya çıktık. Onların da kapıları kilitli. Çünkü içerisinde mikroskoplar ve diğer aletler var. Bu yüzden kilitli tutuyorlar. Mesela burası histoloji, biyoloji, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvar olarak kullanılıyor. Kapısı burada. Hemen sağ tarafımızda yine bir laboratuvar var. Sadece ikiye bölünüyor gruplar. Hatta bu şekilde hangi sınıfta gireceğimiz panolarda yazılı. Mesela burası A laboratuvarı, yan taraftaki B laboratuvarı. Hemen karşımızda elektronik kütüphane var. İçinde tam olarak ne olduğunu bilmiyorum çünkü hiç gitmedim. Bu şekilde. Şimdi merdivenden çıktığımızda tekrar lablar olacak. Mesela biz bu sene içerisinde biyoloji laboratuvarlarını birinci katta, biyokimya laboratuvarlarını bir üst katta gördük. Şimdi oraya gidiyoruz. Bu şekilde burası da alt tarafın yine aynısı. Hatta burası da biyokimya ve fizyoloji laboratuvarı. Yine A ve B şeklinde ikiye ayrılıyor.
Şimdi dördüncü sınıflar falan stajlarını böyle bu dersliklerde görüyorlar. Mesela burası tahliye dersliğiymiş. İçi bu şekilde. Kocaman bir sınıf gibi. Burası da okuma salonu olarak geçiyor. Normal zamanlarda, sınav zamanlarımızda buralara gelip ders çalışıyoruz. Şimdi merdivenlerden iniyoruz. Şuraya gideceğiz. Arkadaşlar şu an tam bulunduğum yerin adı Onur Holu. Mesela burada yıllara göre okulu birincilikle bitirmiş doktorlar var. Mesela size göstereceğim. Mesela 2001 yılında mezun olmuş bir doktor. Doktorun nereli olduğu ve doktora ait bir not bu şekilde. Bayağı uzun. Şu sonda da mesela kırmızı kurdele olan yer bu sene mezun olacak okul birincisine ait. Şimdi bu merdivenden tekrar çıktığımızda karşı taraftan yemekhaneye çıkılıyor. Biz şu taraftan geldik. Bu taraf yemekhaneye çıkıyor. Hemen burada yine bir amfi var. Arka tarafımda bir amfi var. İçini çekebilirim normal şartlarda ama şu an ders işleniyor. Bu yüzden çekemiyorum sizi. Zaten vloglarımda falan muhakkak görmüşsünüzdür amfiyi. O yüzden çok da çekmeme gerek yok. Uzun çıktığı buradan yemekhaneye çıkılıyor. Bu yol dümdüz gittiğimizde tam yemekhanenin olduğu yer oluyor. Çok şanslısınız, boş bir amfi bulduk. Burası bir tık daha küçük bir amfi. Sınavlara genelde burada giriyoruz. Ya da diğer amfilerde. Yani hepsinde giriyoruz. Bir tık daha eski bir amfi. Bir de küçük, bayağı küçük. Bayağı küçük, evet. Size gösterdiğim amfi bayağı küçük ve eski bir amfi arkadaşlar. 2 ve 3. sınıf amfileri daha büyük. 1. sınıf amfisi de öyle. Diğer adıyla Çukur Amfi. Hatta 1. sınıf amfisi en yeni amfi. İçi zaten bir tane vlogumda görmüşsünüzdür. Sarı masaların olduğu amfi. Bayağı yeni ve güzel. Şimdi merkezi dersliklerden tekrar çıkıyoruz çardaklara. Tam altına gideceğiz. Şimdi bu gördüğümüz alan, şu bina temel tıp bilimleri binası. Bu gördüğünüz alanın arkasındaki yerde anatomi laboratuvarı. Genelde anatomi sınavlarına gireceğimiz zaman belirli bir süre beklememiz gerekiyor. Sırayla alıyorlar. O zaman tüm okul burada adımızın okunmasını bekliyoruz. Yani atıyorum sınıfımız 400 kişi ise 400 kişi orada adının okunmasını bekliyor. Ve çok heyecanlı ve gergin oluyor. Hem kalabalıksınız hem adınızı duymayı bekliyorsunuz. Tuhaf oluyor. Tekrar dekanla oraya geldik. Dekanlıkta aynı zamanda öğrenci işleri de var. Ya tüm birimler burada. Ya tıp fakültesinde öğrenci işleri. Şimdi temel tıpın önündeyiz. Eğer olur da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanırsanız ilk laboratuvar dersinizin olduğu gün laboratuvar önlüklerinizle birlikte tam burada fotoğraf çekileceksiniz demedi demeyin. Bu şekilde semboller karşılıyor. Aşırı güzeller. Şimdi burada histoloji, embriyoloji, genetik falan yazıyor. Biz bu merdivenden çıktığımız zaman atıyorum histoloji hocasının ya yani ana bilim dalları burada bulunuyor. Atıyorum histoloji hocanızı arıyorsunuz. Onu bu binada üst katta bulabilirsiniz. Ve PDO dersleri de bu binada oluyor. Ve mesleki beceriler laboratuvarları da burada oluyor. Yani atıyorum mesleki beceriler derslerinizde veya PDO derslerinizde bu binaya gelip üst kata çıkmanız gerekiyor. Burayı gösterdikten sonra size oraları da göstereceğim. İşte burası Çukur Amfi yani 1. sınıf amfisi. Kapısı muhtemelen kilitli. Buradan da görüyorum. O yüzden gösteremeyeceğim. Şimdi size dersliklerin olduğu yere götüreceğim. Burada bir konferans salonu varmış. İlk kez dikkat ediyorum bu arada. O kadar geldim buraya. İlk kez fark ettim. Şimdi tıp ve genetik buradaymış. Histoloji bir üst kattaymış. Atıyorum biyofizik hocanızı arıyorsunuz. Ya da biyofizikten bir proje dersiniz var.
Hocayı burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine hemen yanında tıbbi bir hücre bilim dalı var. Bu şekilde içeride odalar var. O odalarda da muhtemelen o hocaların asistanları bulunuyor. Şimdi mesleki beceriler laboratuvarına geldik. Şimdi mesleki beceriler kapısı kilitli olduğu için size gösteremiyorum. İçeride bu şekilde odalar var. Bu sandalyelere atıyorum 10 kişi oturuyorsunuz, grup dersleri görüyorsunuz. Şimdi pedo derslikleri de üst katta mı? Muhtemelen pedo derslikleri de kilitlidir diye gitmedik oraya. Çünkü hemen hemen mesleki beceriler sınıfları gibi. Yani sandalye koyuyorlar, ortada büyük bir masa var. Bu sefer masanın etrafına oturuyorsunuz. Hocayla tıpkı bir toplantı salonundaymış gibi, toplantı yaparmış gibi ders görüyorsunuz. Çok bir farkı yok, o yüzden çıkmadık. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu tarz genelde okulların içerisinde falan çekim yapılması çok doğru değil. Bu yüzden herhangi bir... Bizine iyi bile girdik buraya kadar. Hani. Evet, herhangi bir risk almak da istemediğimiz için şimdi dışarıya çıkıyoruz. Şimdi az önceki merdivenler gibi yine bir merdiven var. Bizim bu merdiveni kullanmamızın tek nedeni biyoistatistik laboratuvarı. Dışarıdan da girilebiliyor. Hatta kapısı şurada. Ama biz genelde buradan girmeyi tercih ediyoruz. Şimdi biyoistatistik laboratuvarının özelliği şu, orada bilgisayarlar var. Atıyorum 50-60 kişiye yetecek kadar bilgisayar var. O bilgisayarlar üzerinden SPSS programını kullanmayı öğreniyorsunuz. Bu program size hastalar hakkında veri analizi girebilmeyi öğretiyor. Zaten geldiğinizde ilk başta bir gözünüzü korkutacak bir ders ama aslında çok çok kolay bir ders. Çok da seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi bu binaların şöyle bir özelliği var, her yer her yere bağlanıyor demiştim. Şimdi temel tıptan hastaneye giriş yapmış bulunmaktayız. Temel tıpın oradaki merdivenden bir kat aşağı indiğimizde hastane girişine bağlandık. Zaten insanlar da oturuyor. Aynen, bence burası. Şimdi şu yazıyı takip ederek dışarı çıkacağız. Biraz bayağı uzun ve büyük bir yer burası. Arkamda hastane binası var. Hastane binasından çıkış yaptık. Yani temel tıp bilimlerinden girdik. Hastaneden çıktık. Süper bir olay arkadaşlar. Şimdi polikliniğe gidiyoruz. Videomuz bu kadar. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.